Evde stepping nasıl yapılırmış hep birlikte deneyelim. Ama tabii ki her egzersizden önce ısınmamız gerekiyor. Küçük adımlarla sınıyoruz. Yan adımlar. Şimdi kolları da ekleyeceğiz. Biraz kolları geriye alalım. Isınma programında mutlaka omuzları geriye çevirmelisiniz. Çünkü gün içinde büzüşüp kalan vücutlarımızı düzeltmemiz gerekiyor. Egzersizden önce açmamız gerekiyor. Yavaş yavaş tepe başlayalım. Döndük, pozisyon aldık. Hareketi gösteriyorum yavaş bir şekilde. Sağ, sol, bir, iki. Bir kez daha. Sağ, sol, bir, iki. Hızlanıyoruz. Sağ, sol, bir, iki. Evet. Üç. Dört. Beş. Yedi. Diğer bacakta çıkacağız ve kolları ekleyeceğiz. Yani sol, sağ, bir, iki. Kollar sol, sağ, bir, iki. Evet. Kolları ekleyerek bütün vücudumuzu çalıştırmış oluyoruz. Beş. Yedi. Nefeslerimiz hızlandı. Peki. Dokuz. Küçük adıma dön. Egzersizleri yaparken hiçbir zaman konuşamayacak kadar nefes nefese kalmamanız gerekiyor. Kalbi yorar. Kendinizi kontrol edin. Arada sayın. Siz de sayın. Böylece nefesiniz ne durumda? Bakmış olursunuz. Evet. Şimdi yeni hareketinizi gösteriyorum. Sağ adım. Sol çek. Bir, iki. Sol adım. Sağ çek. Bir, iki. Sağ, sağ. Evet. İki. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, devam, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir, evet döndük. Tekrar hızlandık artık işlerimiz. Hiçbir zaman durmuyoruz aralarda. Siniyoruz güzelce. Yeni hareketi gösteriyorum. Sağ adım. Gönder. Sol adım. Diğer bacak arkaya. Hızlı. Bir. İki. Üç. Dört. Kolları ekle. Beş. Altı. Kolları daha çok zorlamak isterseniz elinize şu şişe salabilirsiniz. Almanız varsa daha mı alabilirsiniz? 9 10 devam. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Döndük. Son bir de yan bacak yapalım. Ve bitireceğiz artık. Yan nasıl çalışabiliriz? Gösteriyorum. Adıma. Diğerini çek. Dön. Evet. Hızlanıyoruz. Dön. Yine kol ekle. 2 3 4 5 6 7 Aynısını şimdi tekme şeklinde yapacağız. 8 9 10 Şimdi 1 7 8
bitirmeyin. Başlangıçtaki egzersizlerle yavaş yavaş soğuyarak egzersize son veriyoruz. Hoşçakalın.